buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım. Nokta. Erdoğan, açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın. Bir daha söylüyorum. Erdoğan, sen ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Bu da yetmedi. İthal oy sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Kendi vatandaşlarımızı mülteci korumuna düşürdün. Buradan ilan ediyorum, ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. Nokta. Teşekkür ederim. Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Anneleri babaları uyuşturucu tacirleri karşısında çaresiz bıraktın. Memleket mafya babalarının barınağına döndü. Buradan ilan ediyorum. İktidara gelir gelmez bu uyuşturucu baronlarının tamamını, kökünü kazıyacağım. Nokta. Ve bu sebeple iki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan soracağım. Yanan yürekleri soğutacağım. Nokta. Erdoğan, sen parmağındaki tek yüzükle iktidara geldin. Eğer bu yüzükten fazla bir şeyin varsa bana hırsız diyebilirsiniz dedi. Ama şimdi kendini, aileni ve etrafındakilerin yedi sülalesini zengin ettin. Karun gibi yaptın onları. Bak Erdoğan, ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Buna tenezzül bile etmedim. Buradan ilan ediyorum. Devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın, Beytülmal'e el uzatanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Ayrıca söz verdim milletime, burunlarından fitil fitil getireceğim. Bu memlekette vatansever ve namuslu kamu görevlileri var. Bunu da hiç kimse unutmasın. 28 Mayıs'ta yeni bir seçime giderken vatandaşlarımıza seslenmek isterim. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Bir daha söylüyorum. Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak. Bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar, sığınmacılar potansiyel suç makinasına dönüşecek. Yağmalar başlayacak. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler sığınmacıların, mafya çetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek. Genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler ve çıkamayacaklar. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldüren iktidara ortak olacak. Farkında mısınız? Bunlar teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek, her meşrepten teröristi memlekete ve meclise sokacaklar. Kimse kusura bakmasın. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Vatanını seven hiç kimse buna izin vermeyecek. Nokta. Bunun için 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyetidir. Mecburiyettir. Ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyet var. Omuzlarımızda gideceğiz ve oylarımızı kullanacağız. Ve bunların tamamını düşünerek. İşte bunun için
en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Söz mü? Söz. En az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Güvenliği sağlayacağız. Sevgili vatandaşım, seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Sevgili vatandaşım, senin de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Dün söyledim, yine söylüyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin.